Şimdi Allah'ın yarattığı dünyanın biz genellikle metafizik olduğundan sık sık bahsediyoruz. Metafizik olması ne demek? İnsan sadece etten, proteinden, sudan, yağdan yani oluşan bir varlık değil aslında. Dış görünüm olarak Allah böyle bir izlenim veriyor. Fakat biz diyoruz ki bütün görüntü beynin içinde küçücük mercimek tanesi kadar bir noktada meydana gelir diyoruz. Fakat bu meydana gelen görüntü üç boyutlu olarak gören, algılayan, hisseden, farkına varan, gülen, güldüğünde neden güldüğünü bilen, mesela şimdi müzik çaldık, kulağımızdan seslerin gelip beynimizde yine küçücük bir noktada o seslerin algılandığından bahsediyoruz. Ama sadece bir ses algılanmıyor orada. O sesten zevk alıyoruz. O müziğin ritmi hoşumuza gidiyor. Bizim mesela içimizi coşturuyor. İnsanda oynama arzusu meydana getiriyor. Yani bunların hepsi mesela şarkıyı duyuyoruz. O şarkıyı söyleme arzusu meydana getiriyor. İnsanın içinde güzel, hoş bir mutluluk meydana getiriyor. İşte bunların hepsi Allah'ın ruha algılattığı, ruha hissettirdiği gerçeklerdir. Ruh devreye girince de o zaman işte artık maddi dünyadan tamamen uzaklaşmış oluyoruz. Ki biz Müslüman olarak Allah'ın zaten algılattığı her şeyin de, madde dediğimiz şeyin de beynin içinden dışarı çıkıp gerçeğine ulaşamadığımızı biliyoruz. Biz sadece tek mutlak varlığın Allah olduğunu biliyoruz. Ama materyalist olarak değerlendiren insanlar için bile maddenin varlığından tamamen uzaklaşıldığı, madde dedikleri şeyin artık söz konusu olmadığı bir alan var. O alan işte ruhun varlığı. Ruhun varlığı devreye girdiğinde de metafizik dünyadan artık bahsetmek durumunda insan. Yani ruh var deyip ruh madde diye açıklayamaz hiçbir insan. Elle tutulabilir, gözle görülebilir bir şey değildir ruh. Ruh Allah'ın hissettirdiği, imtihanla sorumlu kıldığı, herkesin kim daha iyi kul olacağını dünyada gösterebildiği ve ahirette de bu kulluk vazifesini yerine getirenin kim doğru yaptı, kim yanlış yaptı, ona göre Allah'ın adaletini tam tecelli ettiği bir Allah'ın verdiği bir nimet, kendi ruhundan üflediği bir nimet insanlara. İşte insan insanım demeye başladığı noktada ruhundan bahsedebiliyor. Ruh iman edebiliyor gerçekten. Allah'ın varlığını fark edebiliyor. Allah'ın büyüklüğünü takdir etmek için gücünün yettiği son noktaya kadar gayret gösteriyor. Ama Allah ne kadar ilminden bize nasip ederse, çünkü biliyorsunuz ayetlerde Allah ilminden sadece dilediği kadarını kavrayıp kuşatabilirler diye bildiriyor ayette. Allah ilminden ne kadarını verdiyse ruh hakkında da bilgi, Allah ne kadar bilgi verdiyse o kadar bilebiliyoruz. Şimdi anlattığımızda elle tutamayan, gözle göremeyen ama bütün algıları, bütün fiziksel alemdeki, maddi alemdeki bütün algıların asıl yorumlandığı görünmeyen insan, ben diye bildiğimiz şey. Ama mesela Allah bu benim içinde ikinci ben, üçüncü ben de yaratıyor. Bu da ne demektir? Mesela ben şuurum son derece açık olarak, dikkatim açık olarak biriyle bakarım, bağlantıya geçerim, konuşurum. Ama bazı insanlar vardır, bakarsınız, konuşursunuz, size bakar ama sizi görüyor mu görmez mi ondan bile farkına varamazsınız. İşte o insan ikinci bende yaşıyor gibidir. Yani şuuru açık olmayan, yaptığı şeylerden o kadar farkına varmadan davranan bir insan modeli robot de vardır. Gibi yani aslında. Evet, bir nevi robot evet. Gibi gerçekten ki hocamız aslında bir de ruhsuz gibi davranan insanlardan bahsetmişti. Bunlar da gerçekten dünya üzerinde zombi gibi yaşayan, kulakları olan bununla duymayan, gözleri olan bununla görmeyen, kalpleri olan bununla hissetmeyen, yani zahiren insan görünümü tam olarak olan fakat iman kalbine yerleşmemiş, şuura açılmamış, Allah'ın varlığını takdir edemeyen bir insan modeli var. Bunu da biz ayetlerde görüyoruz. İşte o yüzden dünyayı değerlendirirken sadece maddi olarak işte manava gidip portakalını, mandalinasını alan bir hayat yok veya işte işe gidip bilgisayar başında 24 saat çalışan bir hayat yok. Evet, maddi bir gözüken bize bir hayat var. Bizim bu elips, herkesin etrafındaki elips ekran içinde gördüğü maddi olarak bildiğimiz bir hayat var. Ama o maddi hayatın gerisinde bir batini hayat var ve asıl Allah'ın derinlik kazandırdığı insana o batini hayatın farkına varabilmek, Allah'ın ruhundan üflediğin farkına varabilmek ve sorumluluğunu tam olarak yerine getirip kamil imanla Allah'ın izniyle inşallah ahirete ulaşabilmek. İnşallah. Allah inşallah hepimizi cennetlik kılar. İnşallah. Biz de onun farkına vararak davranırız inşallah. Bir de Darwinist arkadaşların ufku çok dar. Çok dar düşünüyorlar. Bir kere göz görmek için değil. Kamera görevi görmesi içindir. Gözün görevi görme değildir. Diyor gözümle görüyorum. Gözünden görmüyorsun. Sen nerede görüyorsun? Görme merkezimden görüyorum. Oranı da görmüyorsun. Görme merkezine elektrik geliyor sadece. Başka bir şey geldiği yok.
dışarıdaki görüntüyü bu kamera sistemi, etten oluşan kamera sistemi elektrik enerji, önce kimyasal enerjiye dönüşüyor. O kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Beyne gidiyor. Çok zayıf amperde bir elektrik oluşuyor. Oraya kadar gözün tamamı kör. Gözün kendi de kör. Beyindeki görme merkezi de kör. Hiçbir şey yok. Sadece elektrik akımı var. Burada görme işlemi beynimizin içindeki özel göz tarafından yapılıyor. Sadece o görüyor. Gören var o. Elektrik akımını, simsiyah beynin içindeki elektrik akımını, düşük amperli elektrik akımını cıncık gibi görüyor. Üç boyutlu, tam renkli, pırıl pırıl ışıklı olarak görüyor. O göz gözdür. Senin anlattığın göz değil ki. Sen bir mekanizmadan bahsediyorsun. Sen sadece oraya elektrik akımını düşüren bir mekanizma. Oradaki elektrik akımını suni olarak da elde edebiliriz biz. Yani beyne gelen elektrik akımını. Ya onu bir banda da alabiliriz. Oraya gelen elektrik akımı bir elektronik alette muhafaza edilebilir. Mesela bir video bant gibi elektrik akımını muhafaza edersin. Şimdi o video bant kasetin mi? O masanın üstüne koyuyorsun sen. Bir ruh geliyor onu kaplıyor. İçinde ne varsa görüyor. Gören işte o. Bana gözden bahsedeceksen, gören gözden bahsedeceksen bana görmeyen gözü niye bahsediyorsun kardeşim? Görüyorum göz diyor. Görmüyor ki göz. Niye görüyor? Yalan söylüyorsun. Gören göz ruh. Bana bahset o gözden diyoruz. Bilmem ki abi diyor. Ne, o zaman niye gözden bahsediyorum diyorsun sen? Kulak. Ses dalgalarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elektrik akımına. Çok zayıf amperde tırnak ucu kadar bir yere gelir o elektrik akımı. Duruyor orada elektrik akımı. Nerede orada duyan? Kulağın kendi sağır. Beyindeki işitme merkezi de sağırdır. Orada hiçbir şey yok. O elektrik durur orada. Onu dinleyen kulak, bak kulağı olmadan dinleyen kulak, gözü olmadan gören gözden bana bahsedin. Eğer gerçek bilim adamıysan bunu bahsetmene. Ondan bahsetmeyesin, sen gerçek insandan da bahsetmiş olmuyorsun. Değil mi? Görenden bahsetmiyorsun. Duyandan bahsetmiyorsun. Düşünenden bahsetmiyorsun. Tadandan bahsetmiyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımını bana anlatıyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımı. Hepsi şurada toplanıyor zaten. Şu kadarcık bir yer. Mercimek kadar, pirinç kadar bir yer. Orada toplanıyor elektrik akımı. Bak hepsi şurada toplanıyor. Dikkat edin. Birbirine karışmıyorlar hepsi. Göz de oraya gönderiyor. Kulak da oraya gönderiyor. Dil de, yani hepsi böyle tatma, beş düğünün tamamı oraya gidiyor, şuura. Mercimek kadar yere gidiyor. Çünkü göz, görme merkezinde görmeyi olmuyor. Görme merkezi de şuura gönderiyor. Hepsi oraya gönderiyor. Şuurda şu kadarcık bir yer. Simsiyah et parçası. Şimdi o kadar çorba gibi olmuş elektrik akımını, karma karışık elektrik akımı, her yerden gelen, yüzlerce vücudun, yüzlerce yerden gelen elektrik akımını şuur orada topluyor. Birbirine de karışmıyor elektrikler. Veyahut karışıyor. Karışmıyor demiş o. Karışacak, mecburen karışacak. Ruh da karşıdan geçiyor. Hiçbir birbirlerine karıştırmadan görmeyi, duymayı, dokunmayı, tatmayı, düşünmeyi hepsini en mükemmel şekilde yapıyor. Hatıraları. Kim bu diyoruz? Ne bilek ben abi bilmem ki diyor. Biz bilim adamıyız diyor. Sen bilim adamına soruyorsun ya. Sen ana konuyu insanın kendini anlatmıyorsun. İnsan denen o işte. Ete mi biz insan diyoruz biz? Gören, duyan, işiten, düşünene mi insan diyoruz? Haklı mıyım Didem hocam? O konuya zaten hocam hiçbir evrim programında değinmiyorlar. Ruh konusuna hiçbir şekilde girmiyorlar. Metafizik diye bir şey yoktur dediler en son programda. Ne metafizik ki? Metafizik diye bir konu yoktur diyorlar. Ha. Hiçbir şekilde de ruh konusuna girmiyorlar. Gözünde girmez. Mükemmel olmadığını iddia ediyordu en son Ergi Deniz Özsoy. O genci yetiştireceğiz. İnşallah.
Dar düşünüyor. Bu konuya hiç girmemeleri çok acayip. Lenin'e söylüyor bu konuyu. Abo diyor, sakın. Sakın girme diyor. Kendi ifadesi var. Girerseniz boğulursunuz diyor, batarsınız diyor. Lenin bak bu uyanık. Sakın diyor, boğulacağınız bir noktadır diyor. Peki, bak sen mükemmel değil dediğin sistemle orada televizyon stüdyosu oluşturmuşsun. Televizyon kameraları yapmışsın. Sen, ben diyorsun tesadüfen çamurlardan meydana gelmiş bir çamurdan, tozdan, topraktan meydana geldim diyorsun. Sonra da bir televizyon efendim binası kurduk. Kameralar yaptım diyorsun. Kendi kendime nasıl tesadüfe meydana geldiğini inceliyorum şimdi diyorsun. Yani çamur bir gün yerli film gibi ya. Durduk yere çamur böyle. Bulanık suyun içerisindeyken bir gün kendisine bir bina yapıyor. Efendim bilgisayarlar yapıyor. Kameralar yapıyor. Ya diyor ben bir zamanlar çamurdum diyor. Tesadüfler sonucu bak işin ilginç yanı diyor. Bu oldu diyor. Kameraların karşısında şimdi nasıl kendimin çamurdan tesadüfe meydana geldiğini anlatıyorum diyor. Sokağın çamuru böyle olmuş. Bir süre sonra bina yapmış. Çay içiyormuş böyle öpür öpür. Tesadüflerden olmuş o. Çamurdan olmuş. Öyle gelmiş anlatıyormuş. Kardeşim kendi hallerine gülecek bunlar. Hayrettir ya. Hipnozdan çıkamadılar. Anlatıyoruz anlatıyoruz. Yine aynı noktaya geliyorlar. Şimdi biz olunca da tabii ileri de gidemiyorlar. Geri de kaçamıyorlar. Bir vaziyetler değişik yani. Ya dünya çapında felç olur. Hayret mesela bak eskiden bunlarda atış tutuş acayipti. Şimdi zınk anında yakalanıyor. Biz hemen enselerini bitiyoruz. Olur böyle vakalar diyoruz. Türk polisi gelir yakalar. Şak. Konu bitiyor. Eskiden gerine gerine atış yapıyorlardı. Hakikaten bunlar bir zamanlar neydi ya? Şu an hiç. Hocam vesilenizle halkımız da çok bilinçlendiği için artık sizin eserlerinize aldıkları sorularla hep bu yayınlara soru gönderiyorlar. Orada da çok daraldılar. Kimse bana soru sormasın falan diyor da. Öyle mi? Evet. Lütfen diyor bilimsel kelimelerle soru sormayın. Artık kimse bana soru sormasın diyor. Herkese böyle izin vermeyin soru sormasını diyor. Çok daraldılar. Ama o güzel bir kız var o sunucu. O Allah'ın varlığını savundu yayını. Adı Ferda, ne? Ferda Yıldıray galiba. Ferda? Evet. Acayip güzel kız var ya maşallah. Benim kitapları içmiş. Evet. Benim kitapları içmiş, benim mantığı da içmiş. Takır 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 yağdırdı maşallah. Bizim anlatımız bu konuyu bilmeyen için, yani şimdi bambaşka bir durum oluyor. Adam materyalist kafayla baktığı için kafasını toparlayamıyor. Halbuki dünyada, cennette her yer metafiziktir. Tamam metafizik yaratılmıştır. Fakat vicdanlar farklı. Mesela Mehdi'nin vicdanı yüksek bir vicdandır. Hazreti İsa'nın vicdanı çok yüksek bir vicdandır. Vicdanı zayıf olduğunda Allah'tan yana candan yaklaşmıyor insanlar. Vicdanı yüksek olduğunda Allah'tan yana candan yaklaşıyor. Çok candan alıyorlar. Arada fark bu oluyor. Şimdi de ahir zamanda işte hoşumuza gitsin diye Cenab-ı Allah Mehdi'yi gönderiyor. İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor. Normalde bunlar kıyameti koparabilirdi Allah. Bu Darwinist materyalist sistemden. Küfür zaten dünyaya hakim olmuş. O konu biterdi Allah istese. Parçalardı dünyayı. Konu bitirirdi. Bitirmiyor. Yeniden İslam'ı hakim ediyor. Sırf güzellik olsun. Hoşumuza gitsin diye. Mehdi'yi çıkaracak. İsa Aleyhisselam'ı göstertecek. O heyecanı yaşattırmak istiyor Allah. İnşallah. Arkasından yeniden bozuyor. Ama şimdi bakın bunca büyük güçlere rağmen, dünyanın bunca büyük gücüne rağmen durduramıyorlar. İnşallah cennette kıyafetli kadınlar çok severler. Bir bakışta diyor 7 kat elbiseyi ayrı ayrı göreceksiniz diyor üstünde. 7 kat. Tabii 7 ayrı elbise. Evet. O kadın tek elbise giydi gibi olacak yani. Tek elbise gibi. İnşallah. Ama bakıldığında 7 ayrı elbisesi de görülüyor. Mesela bir elbisesini ayrı görüyorsun. Bir ayrı elbisesini, bir ayrı elbisesini. Hepsini ayrı ayrı görürsün. İnşallah. Hepsini ayrı ayrı. İnşallah. İnşallah.
oranın metafizik özellikleridir. Evet hocam, inşallah. Mesela insan bedeni çoktur. Çok bedenli oluyor. Yani bir kişinin yüzlerce binlerce beden veriliyor ama aynı tek ruh. Evet. Mesela bak şimdi benim sağ kolumda kendi ruhum var. Sol kolumda da kendi ruhum var. Ama ikisini ayrı ayrı hissediyorum mesela şu an. Mesela bak burada da bu kalemsin, burada da ayrı ayrı hissediyorum. Tek ruh hissediyor ama. İnşallah. Bedenler de işte sağımda da solumda çok fazla bedenim oluyor. Tek ruh hissedecek hepsini. İnşallah hocam. Aynı beden. İnşallah hocam. Aynı bedenler, anlaşıldım. Tek ruh hissediyor hepsine, hakim oluyor. Elbise mesela, kadın bir elbise giydin mi içine silmez. Aklı başka elbisede kalır. Değil mi? Evet. Ya keşke onu giyseydim. İşte onu da giyecek. Onu giyse yine içine silmez. Der ki şu elbise, onu da giyecek. İnşallah. İşte hepsini giyebilmesi için Allah, yani ruhunun tam tatmin olması için çok fazla beden yaratıyor. Maşallah. Hulle din geçiyor. Kat kat hulleler giyer diyor. İnşallah. Baktığında diyor helali, hepsini ayrı ayrı görüyor. Huyu güzel, kendi güzel diyor Allah. Ama evet, önce huyunu önce almış. Çünkü aksi kadın çok nobrandır yani, baş belası olur, Allah vermesin. İnşallah. Güzel huy çok önemlidir. Ama aksi cadoloz kadınlar vardır biliyorsunuz. Aman derler yani. Onun için Allah önce huyu güzel diyor. İnşallah. Kendine. Saklı yumurta gibi diyor. Evet. Yani hatları böyle yumurta gibi yumuşak hatlar. Maşallah. Yani çünkü kadında yumuşak hatlar güzeldir. Kur'an ona dikkat çekiyor ve pürüzsüz ve düzgün. Evet. Ama bak saklı yumurta gibi. Yani çünkü kadın korunuyorsa güzeldir. Evet. Yani ortalığın kadınıysa güzel olmuyor. Evet. İnşallah. Ona ait olması lazım. Evet hocam, inşallah. Yani çok kişiye aitse ruh ona göre yaratılmıştır. Bir anda silinir gider kadın ruhtan. Yani hiçbir anlamı kalmaz. Evet hocam. Çok kişiye aitse. Onun için Allah sadece size ait diyor. Evet. Ve gözlerini sadece eşlerine teksif etmiş, evet, ve tutkuyla bakan diyor. Tutku. İnşallah. Gözlerinde tutku olacak kadınların. Aşkla, yani eşini dünyanın en mükemmel sonra görüyor. En çok ondan hoşlanacak. İnşallah hocam. Yani başkasını sevecek bir gücü olmuyor. Yani arzulayacak başka gücü olmuyor. Ve binlerce beden şeklinde oluyor. Seviyor müminleri ama cinsellik anlamında sadece ondan hoşlanıyor. Maşallah hocam, evet. Sadece ondan hoşlanıyor. Ama diğer müminleri canı gibi seviyor. Evet. Herkesi seviyor. Ama yaratılış fıtrat olarak bir tek ondan hoşlanacak gibi oluyor. İnşallah hocam. Sonsuza İnşallah. Kadar öyle. Mesela eşini ne şekilde görmek istiyorsa Allah onu o şekilde getiriyor. Hangi bedende olmasını istiyorsa. Binlerce insan bedeni şeklinde görünüyor kendi eşi. Yani kadına da eşi öyle çok fazla görünüyor beden şeklinde. İnşallah hocam. Aynı kadın da öyle çeşit çeşit bedenlerde görünüyor. Ama tek ruh. Evet inşallah. Tek ruh hakim. İnşallah. İnşallah hocam. Erkeklerin sakalı yok. Cennette. İnşallah hocam. İnşallah. Siz kadında da erkekte de tüy olmuyor vücudunda. İnşallah hocam. İnşallah. Cennetin özelliği. İnşallah hocam. İnşallah. Bütün eksiklerin olmayacağını da söylemiştiniz hocam. Dünyadaki eksiklerin hiçbirinin orada da olmayacağı inşallah. Böyle aklından bir kere geçmesi yeterli. Mesela şimdi biz kafamızda bir hayal etsek istediğimiz görüntüyü oluşturuyor. Hatta şehir bile oluşturabiliyoruz kafamızda, değil mi? Baktığımızda. Gözümüzü kapatsak. Evet. İstediğimiz yiyeceği oluşturabiliriz. Evet. İstediğimiz görüntüyü oluşturabiliyoruz. Mesela sevdiğimiz birini istediğimiz anda kafamızda canlandırabiliyoruz. Evet. Görüntü olarak. Evet. İşte cennette kafamızdan geçmesiyle beraber kafamızda şimdi bizde flu oluyor ya. Flu olarak canlanıyor. Yani çok net olmuyor. Orada üç boyutlu ve canlı olarak canlanır. İnşallah. Bir anda oluşur. İnşallah. Kafamızdan geçirmekle beraber. Evet. Yani o sistem, mevcut sistemi Allah netleştirmiş oluyor. Maşallah. Zaten gösteriyor bize. Yani bakın sistem bu diyor Cenab-ı Allah, değil mi? Bunu net hale getiriyor. Aklınızdan geçmeyle beraber anında oluşur görüntü. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. İstediğin yiyecek, istediğin düşünce. Mesela bakar diyor kişi, sokakta güzel bir insan görür diyor. Onu görmesiyle beraber kendi bedeninde hemen onun şeklini alır diyor. İnşallah hocam. İnşallah. Ve her seferinde kendi eşini bugün diyor daha da güzelleşmişsin diyor. İnşallah. Ertesi gün görüyor diyor ki ya diyor bugün daha da güzelsin diyor. İnşallah. Her gün aynı şeyi söylüyor. Yani samimi kanaat olarak. Maşallah. Ya diyor sana bir şey olmuştu, daha da güzelleşmişsin diyor. Maşallah. Böyledir sistem. Yani cennetin sistemi. İnşallah. Budur.
Ama Allah bunun eğitimini veriyor işte burada. Yani bu eğitimden geçmeden insan egoist, bencil, ters, kıskanç, gıcık, çok anormal huyları olabiliyor eğer eğitimden geçmezse. Evet. Onun için biz bu eğitimden geçiyoruz. İnşallah hocam. Evet. Bu eğitimden geçtikten sonra ey mutmain olmuş nefis diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'ın sınırı. İnşallah. Yani itminana kavuşmuş, dengeli olan bir şey. Sen Allah'tan razı olmuş olarak ya Rabbi diyor senden razıyım. İnşallah. Verdiğin nimet, her şeyden senden razıyım. Allah da sizden razı olmuş olarak. Ya Allah diyor ki ben de senden razıyım diyor. İnşallah hocam. İnşallah. Kulluk görevi de yaptın, eğitimini aldın diyor. Salih kullarımın arasına gir diyor. Samim olarak kullarımın arasına gir. Cennetime gir diyor Cenab-ı Allah. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Orada cennette her şey akıllı. Bardağa bakarsın. İçine mesela ne dolmasını istiyorsan şak anında dolar. İnşallah. İçersin. İstersen boş durur ama canın istediğin hemen anında geri dolar. İnşallah. Dalda mesela meyveyi alırsan kopartmanla beraber meyve hemen orada yeniden oluşuyor. Evet hocam inşallah. Yani hemen değil zaten kopartmadığını anlıyorsun. Evet. Bak tükenmez meyveler diyor Allah ayette. Evet. Tükenmez. Evet hocam. Tükenmiyor. Kopar, yiyorsun bitiyor. Yine koparıyorsun, yine yiyorsun. Yine bütün dallar doludur. Hatta dalları sarkmış diyor Allah ayette. Evet. Hoşumuza gitsin diye. Peygamberler şu an mesela bak coşkuyla seviyoruz değil mi? İnşallah. Melekler orada huriler, gılmanlar var ama biz orada tanışacağız onlarla. Yani dünyadaki kardeşlerimiz kadar onları o kadar sevemeyiz. İnşallah. Mesela ben prensesimi seviyorum ama tanıyorum onu. Mesela ahlakını gördüm, güzelliğini gördüm. Evet. Tanıdığım için ama orada onlar zaten mecburlar güzel ahlaklı olmaya. İnşallah. Yani huriler ve gılmanlar. Aynı değerde olmuyor. Onun için insan eşini orada çok daha fazla seviyor. İnşallah. Kıyas olmuyor. Kardeşlerini çok daha fazla seviyor. İnşallah. Peygamberleri artık kıyaslanmayacak şekilde çok İnşallah. Seviyor. İnşallah. Çünkü onların acı ve çile çektiğini biliyoruz ya. Allah yolunda mücadele etmişler, sadakatle biliyoruz. Mesela peygamberimize. Orada peygamberimize bütün Müslümanlar hepsi bağrına basacaklar. İnşallah. Bütün ümmet. Yani İnşallah. Onun için bedeni çok fazla olacak Peygamber Efendimiz. İnşallah. Her yerdedir. Mesela çünkü herkes sohbet etmek istiyor peygamberimizle. Evet. Değil mi? Yani tek bir beden olsa sohbet edemezler. Onun için her meclistedir. Her yemek ortamında vardır peygamberler. İnşallah hocam. Çok bedenli oluyorlar. Ama buna layık olacak bir kişilik de işte burada eğitimden oluyor. Evet hocam inşallah. Gördüklerimizin elektrik, ışın, görüntü, beyin arkasında oluştuğunu açıklar mısınız? Ya, yani TV izliyorum A9 ama ışınlar görüntü oluyor. İse benim izlediğim elektrik mi hayırlı yayınlar Ertan Karaoğlu. Ertan şimdi sen televizyon ekranına bakıyorsun, beni görüyorsun. Uzakta gibi görünüyor ama televizyondan ışık ışınları geliyor gözüne. Efendim merceğe geliyor. Mercek görüntüyü ters çeviriyor. İrisin üstüne düşürüyor. Orada kimyasal elektrik enerjisi meydana geliyor. O elektrik enerjisini alıyor sinir, beyne götürüyor. O görüntü düz hale getiriliyor. Belirli işlemlerden geçiriliyor ve şuura getiriliyor. Sen de beni üç boyutlu, renkli, net olarak beynin içinde şu an görüyorsun. Kendi görüntünle benim görüntüm aynı yerde oluyor. Bu bilimsel bir gerçektir. Aksini hiç kimse iddia edemez. Yani televizyon uzakta dediğinde adam doğru söylemiş olmaz. Her televizyon insanın beynin içinde olur. İnşallah. Bu bir harikadır. Allah böyle harika yaratmıştır kainatı. Dünyayı harika yaratmıştır. Çok az insan bunu bilir. Anlamazlıktan gelirler. Anlaşılmayacak gibi değil. Çok şaşırtıcıdır, hayret vericidir. Sesim de öyle. Ses dalga olarak gelir kulağa. Kulakta elektrik enerjisine çevrilir. Beyne elektrik akımı olarak, zayıf bir elektrik akımı olarak, amperi düşük bir elektrik akımı olarak gelir. Beyinde ruh kulaksız olarak duyar. Kulaksız olarak duyar. Ruhun beyni de yoktur, kulağı da yoktur, duyar. Elektrik akımını ruh görüntü olarak gözsüz ve beyinsiz olarak görür, beyni olmadan. Ruhun beyni yoktur. Gözü de yoktur. Çok net olarak o elektrik akımını görüntü olarak görür. Dolayısıyla dünya metafiziktir, kainat metafiziktir. İnsanlar anlamazlıktan geliyorlar. Mesela çok renkli olarak yayınlanıyor şu an. İşte lacivert zemin var.
Yahut işte güzel bir renk. Efendim. Kırmızı Türk bayrağımızı görüyoruz. Ama dış alemde ışık yok. Renk de yok. Renk için özel sistem var vücudumuzda. Renkle ilgili olarak gelen ışın dalgalarını ayırt ediyor. O ayırt etmeye göre renkleri beyin yorumluyor. Renk olarak yorumluyor. Tek tek. Kırmızı ayrı yorumlanıyor. Yeşil ayrı, mavi ayrı yorumlanıyor. Binlerce ayrı rengi yorumlayacak güce sahip beyin. Allah öyle yaratmış. O farklılıklar beyinde yorumlandıktan sonra şuura geliyor. Şuurda tam renkli olarak görüyoruz şu an. Kendini de beni de aynı yerde görüyorsun. Şu kadarcık bir yerde. Ufak. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bilimsel bir gerçektir. Dinsiz de dindarında kabul edeceği bir gerçektir. Din baştan sona metafiziktir. Yani dini böyle sosyolojik, psikolojik, morfolojik bilmem ne falan o tarz sözlerle yorumlamaya kalkmak çok çok yanlış olur. O zaman materyalist bir bakış açısına gireriz. O zaman materyalizm devreye girer. Materyalist kafayla bakıldığında komünizm en doğrusu olur. Komünist düşünce en doğrusu olur. Dünya iki türlü bakılır. Ya metafizik bakarsın ya materyalist bakarsın. Metafizik baktın mı olayları materyalist yorumlayamaz. Ya materyalist gözle bakamazsın artık. Çünkü cinler vardır, melekler vardır, ölümden sonra değil mi? Yeniden dirilme vardır, cennet, cehennem var. Hepsi metafizik bunların. Oturup bunlara sosyolojik imgemeler, bilmemler falan böyle oturup değerlendirmeye kalktın mı din Amerikan modeline girer. Bambaşka bir model olur. Çin modeli olur yani bambaşka bir model olur ve din olmaktan çıkar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekle ilgili bir olaylar bildiriyor. Materyalist gözle baktığında hiçbirine inanmazsın. Ama mana gözüyle, metafizik gözle baktığında hepsinin doğru olduğunu görürsün. Mesela maddeye, eğer madde gözüyle bakarsan, materyalist gözle bakarsan, şimdi bu fincan burada uzakta duruyor. Ama metafizik gözle baktığımızda fincanın beynimiz içinde olduğunu görüyoruz. Hangisi doğru? Metafizik olan doğru. Beynimizin içindeki doğru. Ve bir gören var. Beynimizin içinde görüntüyü bir gören var. Bak elektrik akımını görüntü olarak gören var. Sen bunu materyalist nasıl yorumlayacaksın, nasıl açıklıyorsun? Tamamen metafizik bir konu. Birisi görüyor. Ya o birisine de ulaşmak mümkün değil. Yani dokunmak, bağlantı kurmak mümkün değil. Ya ruhla bağlantı mümkün değil. O zaman metafizik her yeri kaplamış. Çıkıp sosyolojik, morfolojik, kotolojik, matolojik falan dedim mi dini yok edersin. Ve böyle özenti entel kafalar gittikçe böyle kırık çıkık efendim karma karışık adamlar oluşturur. Ve hasta nesiller meydana gelir. Bediüzzaman'ın ilk manevi elektriğini verdiği gençlik şu ana kadar götürdü. Ama bundan sonra o gençliği sürekli materyalist bir kafaya çekmeye kalkarsan adamın bambaşka bir şey olduğunu görürsün. Karşına böyle entel dantel yamuk yumuk bir adam çıkar. Ve kontrol edemezsin. Teker teker Müslümanların etkili olduğu, inananların etkili olduğu neresi varsa bir de bakarsın ki baronlaşmış. Baronun borusu orada ötmeye başlar bu sefer. Akıllarını baştan alacaklar. Benim mürşidim şöyle, ya kardeşim mürşidin zamandan çizmiş olabilir. Bozmuş olabilir. Değişmiş olabilir. Yani hiçbir insanın garantisi yok ki. Yani adam başlangıçta iyidir de sonra hastalanmıştır. Yani ya tam tersi de olabilir. Hastadır da sonra normale dönüşmüş de olabilir. Şimdi son zamanlarda bir kısım Müslüman kardeşlerimize modernliğin muazzam netice meydana getireceğine dair bir inanç var. Yani materyalist bakışın, her şeyi materyalist yorumlamanın
Kardeşim adam Müslüman olmaz sen materyalist konuşursan. Materyalist düşünceye yaklaşırsın. Olmaz Müslüman. Yani materyalist olacaksa adama komünizm var, faşizm var. Herhangi birini seçer. Bir sürü düşünce var. Niye Müslüman olsun yani? Değil mi? Canım. Müslüman olması için materyalist değil, metafizik düşünmesi gerekiyor. Metafiziğin kontrolündeki materyalist düşünceyi kabul edebilir ayrıca Müslüman. Yani metafizik inancın içerisindeki materyalist yapıyı savunabilir. Çünkü o materyalist düşünce de o zaman metafiziğin içinde olduğu için o da metafiziğin kontrolüne girmiş demektir. Mesela Bediüzzaman gelecekten haber veriyor. Şimdi sen bunu materyalist yönden, sosyolojik yönden değerlendirirsen, yaşlı bir alim, gönlünden geçen, içinde, bilinçaltında olan, samimi arzuların, isteklerini sanki gelecekte olacakmış gibi söylemiş diyebilirsin. Yani o şekilde yorumlar adam. Yani adam bu onun bir temennisiydi der. Ama metafizik gözle bakarsan, şimdi tek bir noktaya bakıp gözünü oradan ayırmadan sabaha kadar bilgi aktaran bir insan var. Ve ne diyor? Ben diyor gözümle görmediğim bir şeyi size anlatmadım diyor. Şimdi bu materyalist düşünceni yorumlayabilir misin sen bunu? Evet. Metafizik. Ertesi gün olacak bir olayı en ince detayına kadar söylüyor. Bir hafta sonra olacak olayı en ince detayına kadar söylüyor. Ayrıca kitaplarını yazıyor diyor. 1971'de şu olacak diyor. 1997'de şu olacak diyor. 2001'de şu olacak. 2011'de şu olacak. Tek tek söylüyor. Materyalist nasıl değerlendireceksin sen bu konuyu? Bu tehlike bir kısım Müslüman cemaatler sarmış durumda. Materyalist kafa. Materyalist mantık.